Günaydın. Günaydın dostlarım, günaydın. Sizi bu sabah Seçköy'den merhaba diyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes bomba gibidir. Ben böyle kısık sesle konuşuyorum çünkü içeride herkes uyuyor. Sadece babam bahçeye indi herhalde. Ben de sabah 6'da kalktım. Şu an saat 7:50 civarı. Biraz sonra kahvaltı yaparız, kahvaltı hazırlarız. Kalkar herkes yavaş yavaş 10 dakikaya. Ben de böyle uyandım. Günün doğuşunu izledim. Kuşların seslerini dinledim. O kadar değişik kuş ve böcek sesleri var ki hiç duymadığım sesler duyuyorum dostlarım. Kuşları az önce gördünüz, şu an başımın üstünde de kuşlar var. Yine böyle başlıyoruz bomba gibi. Gün içinde görüşürüz tekrar. Bilmeceniz geliyor. En çok kardeşi olan meyve hangisidir? Üzüm. Bravo. Yok. Bravo. İkinci bilmece geliyor Ece. Biliyordum zaten ben o bilmeceyi. Kanadı var, kuş değil. Kuyruğu var, at değil. Balık. Vallahi doğru. Bildi mi? Bildi. Sen kardeşi yok, tekmeyen suçu yok. Top. Vallahi bravo. Şimdi önce Ece'ye soruyorum. Biliyorsan da söylemeyi mi pek? Sonra bilemezse soracağım sana. Evet. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Karpuz. Değil. Ne? Onu bilemedim. Ece söyle. Dur, bir hak daha veriyorum. Ece. Söyleyeyim mi? Bir hak daha veriyorum, sonra sana soracağım. Evet, dur. Ben biliyorum. Baş harfini söyle. Ne? Nar. Aferin. Şimdi İpek'e soruyorum. Şimdi sen bekle İpek. İpek, biz idik. 32 kız idik. Ezildik, büzüldük. İki duvara dizildik. Çocuklar. Bunu bilmiyorum. Diş. Evet. Bravo. Bak. Fotokopi çekiyorum. Rengi var 7 türlü. Yukarı bak. Bir köprü. Evet. Gökkuşağı. Bravo, süper. Bir de ben. Sen de son. Hadi bakalım. Bu bülbülü altın kafesi koymuşlar. Bu bülbül de ah vatanım demiş. Evet. Ne demiş? Vatanım demiş ve buradan Türk bayrağına bağlayarak. Ya ya bak demiş. Hadi. Kapatıyoruz. Canım gene güzel bir çeşme başı buldum. Neresi burası? Neresi burası? Dağlar başı. Şunu da doldur musun hayatım? Onu ben alayım. Ama buraya güzel güzel çeşmeler yapmışlar bir sürü. Ne güzel işte, insanlara fayda. Aynen. Hayvanlara da büyük ihtimal. Buradan içiyorlardır. Burası piknik alanı olmuş. Değil mi? Güzel. Ağaçlar büyüdüğü zaman daha da güzel olacak. İnşallah.
Ağaçtan orası serinlik. Annem oraya oturmuş. Gidelim yanına. Kelebek dermiş hayatım. Evet, ağaçlar deyince çok güzel olsun. Evet, çok güzel de. Mangal yapmışlar. Çok güzelmiş burası. Ay burası güzel değil mi? Çok güzel. Burayı oturalım burada. Kendinize karşı. Sefanız bol olsun. Evet. Yalnız deniz. Evet. Karşıda görünen manzara Marmara Denizi, Gemlik Körfezi ve Armutlu Yarımadası. Armutlu Yarımadası'nı gezmiştik hatırlıyorsanız birkaç vlog öncesinde var. O zaman Gemlik Körfezi'nin kuzeyindeydik. Şimdi ise güneyinden kuzeyine bakıyoruz. Merhaba dostlar. Böyle güneş öğleyi devirdi ve hafif ortam serinledi. Gerçi bizim evimizin içi gayet serin. Varenda da serin. Ama ben bu sefer bahçeye indim. Biraz sonra babam gelecek. Bahçeyi bir dolaşacağız. Bugün gerçekten köyü neredeyse tam tır attık diyebilirim. Önce dağlar başına çıktık. Gördüğünüz gibi. Sonra annemin tarlasına gittik. Sonra da kayınvalidemin kız kardeşine gittik. Teyzemi çekemedim. Belki rahatsız olur diye. Rahatsız etmek istemedim. Bir taraftan da şu eski evlere yine gözüm gitti. Arkamda da var görüyorsunuz. Hep düşünüyorum. Acaba bu evlerde ne gibi hikayeler vardı? Ne gibi hikayeler yaşandı? Birisi söylemişti. Sohbet ruhun abdestidir diye. Beni bitiren bir söz olmuştu. Yani sohbet etmeyi, hikayeler anlatmayı, hikayeler yaşamayı, yani hayatı yaşamayı. Çünkü hayat hikayemiz diyoruz biliyorsunuz bahsederken de. Hayat hikayemizden bahsetmek, sohbet etmek, insanlarla iletişim kurmak, gün görmek, günler geçirmek gerçekten ruhun abdestiymiş. İnsanlar bu evlerde hangi abdestleri alıp sohbet ettiler acaba diye düşünüyorum. Ne hikayeler yaşadılar acaba? Bazen işte böyle eski evlere bakarken eski zamana gidiyorum. O zamanlarda hayat nasıldı, neler yaşanmıştı? İnsanların katlanabilirlikleri nelerdi mesela? Çok merak ediyorum. Bize göre biraz daha bazı şeylere katlanma seviyeleri yüksek miydi? Yoksa biz bu devirde daha zor mu günler geçiriyoruz bilmiyorum ama bu eski evlerde yaşamışlar, aşlar kaynatmışlar, yataklar sermişler, çocukları, torunları olmuş. Sonra evler böyle hüzünlü, yalnız bir hale gelmiş. Bazen diyoruz ya hani zaman akıp gidiyor, işte her şey böyle eskiyor. Ama bir de şöyle düşünmek lazım, belki de zaman akıp gitmeli. Çünkü düşünsenize yaşadığınız acı bir olayın zamanın içinde kilitli kaldığınızı ve o zamandan çıkamadığınızı, zamanın akmadığını. Şu an bile mesela bazı şeyleri düşünürken, bazı katlanamadığımız olayları ya da acı olayları düşünürken içimiz eriyor. Acı çektiğimiz o ilk anın içinde kalsaydık örneğin bu ne kadar dayanılabilir bir şey olurdu bilmiyorum. Tabii bunun tam tersi de var. Diyeceksiniz ki neşeli bir zamanın içinde de kalabilirdik. O zaman da şöyle diyeyim. Her şey zıttıyla aşikar. Biz neşeli zamanların tadını da durgun veya sıkıntılı zamanlardan geçtiğimizde anlıyoruz. O yüzden de neşeli zamanların tadını doyamıyoruz.
Bu yüzden de son sözümü yine ağzınızın tadını çıkartın diyerek bağlamak istiyorum oturduğum yerden. Ağzınızın tadını çıkartın. Gerçekten şu an sağlıklıysanız, mutluysanız, bir köy evinde de yaşıyor olabilirsiniz, bir rezidansa da yaşıyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz imkanın tadını çıkartın. Zaten gayret ettiğinizde kaderiniz size getirecek olanı getirecektir. İşte böyle arkamdaki eve bakıp bakıp düşünüyorum bazı şeyleri. Ve her zamanki gibi de hissiyat duygum hep şükür. Önemli olan Allah'ın ininde ya da insanların gözünün önünde sevgili, saygılı bir insan olarak kalabilmek. Tabii insanlar bazen siz ne kadar doğru ve düzgün olsanız da öyle düşünmez. Böyle şeylere de çok fazla takılmamak lazım diye düşünüyorum. Bu güzel havanın tını çıkartıyorum. Bakın böyle bir sessizlik var içeride. Bizimkiler içeride. Bunları oturduğum yerden düşündüm. Biraz sonra babamla bahçeye ineceğiz. Babamı bekliyorum şimdi. Ondan sonra da biraz bahçemizi gezelim. Bakalım bahçemizdeki sebzeler, meyveleri 2 haftadır görmüyorum. Eminim çok büyümüşlerdir. İşte o da Allah'ın bir mucizesi. Bir görelim, onlara bir dokunalım, bir sevelim, bir enerjimizi verelim. Onların enerjisini alalım. Ondan sonra tekrar deneyelim. Yarından sonra toplayalım bana. Bak bak şu bak 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 bak. Bu çok acı. Bu çok acı. Oktay bu öyle acı ki. Geçen beni tırmalattı. Vallahi senin acayip acıymış. Ağızlar öyle oluyor. Şişiriyor insan. Benim işte doğrarken. Burada pek acı çıkmıyordu. Doğrarken elim yanıyor tohumdan. Yok onlar da acı çıkmıyor diye ben ısırıverdim mi? Tamam mı? Allah'ım. Bak bak topak topak görüyor musun? Üste giste. Bu kırmızı oluyor. Şundaki bak. Hatta onu görebiliyor musun? Böyle topak topak şimdi. Evet. Bir gün sonra topla. Şuraya bak. Evet. Allah hele. Ooo dibinde çok var. Evet. Bunu usta. Gel böyle işte. İçinde kayboldun. Yine çeşme başına geldik. Ama önce göletimizi göstereyim size. Şöyle döneyim yavaş yavaş. Bizimkileri de bir görün. Çeşmenin başına geçtiler bile. Bayağı
bayağı 10 taneye kadar bidon getirdik dostlar. Buranın suyu çok güzel. Yani buradan 2 haftada bir geldiğimizde suyumuzu alıyoruz. Ondan sonra evimize götürürüz, içiyoruz. Dağdan gelen bir su. Hazır suya para vermiyoruz işte. Benim esasında buranın havası hoşuma gidiyor. Çünkü beyler bana su taşıtmıyorlar. Ben de gezmeye gidiyorum böyle size. Güzel mi güzel. Koy ver buraya. Centilmen dediğim gibi bana iş yaptırmıyorlar, su da taşıtmıyorlar. Bir daha bir işlem dedim. Sağ olsun. Bakarsın benden güzel yaparsın, o yüzden korkuyorum. Anlasam değil. Bakarsın benden güzel yaparsın, yemeği korkuyorum, o yüzden eletmiyorum. Yoksa kötü yapmışım, eletmiyorum. Yoo, gayet güzel. Yemek yapıyor muyuz ya? Peki sana ya, ağır. Daha yapmadım ama. Ama yaptığın şeyler gayet lezzetli. Denemeler güzeldi. Mesela o kavurmalı yumurta, senin çok güzel olmuş. Geliyor mu? Kavurmalı yumurta, çok güzel. Ben sana da güzel yaparım. Oturayım bari çeşme başına. Dedik. Böyle yaşlılıkta da Oktay bana yardım edecek, ben anladım. Güneşlenmemize devam ediyoruz. Şu şişeleri doldurdular bu arada. Gület gözümü alıyor. Bakamıyorum karşı tarafa. Yine şöyle size bir göstereyim orayı da. Az önce gösterdim. Şöyle benim görüntüm olmadan da bir görün. Sizinle konuşurken çok gözüme alıyor. Köyde en sevdiğim saatler. Bugün güneş çekildi. Her şey yavaş yavaş yol bir görüntüye ulaşıyor. Hava mis gibi serin. Yalnız buradan bir gürültü geliyor. Ağaç kesiyorlar herhalde bir yerde. O da olmasa gayet iyiydi. Biraz sonra akşamın güzelliğinde çekebilirsem çekip hemen ekleyeceğim. Arkasına gidiyorum. Evet dostlarım, biz eve dönüyoruz. Bu gece de köyde kalalım diye düşünmüştük ama evimizi özledik. Film seyretmek istiyoruz biraz. Mert de sabah birlikte kahvaltı yaparız gidin deyince yola çıktık. Babamlar da dinlensin. Bugün yoruldular. Nasıl olsa bayramda görüşeceğiz yine. Yollara düştük biz şimdi. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.